Soru şuydu. Bir fazlı motoruma yol vereceğim. Bir fazlı motorda iki tane bildiğiniz gibi sargı vardı. Eğer yardımcı sargı başlatmalı motorsa motor çalışmaya başladıktan belli bir süre sonra yardımcı sargının devre dışı olması gerekiyordu. Bizim problemimizde de start butonuna basacaksınız. Start butonumuz hangisi? Input 0.1. Start butonuna bastığınız zaman ana ve yardımcı sargılar beraber devreye girecek. Ana ve yardımcı sargılar hangisi? Yardımcı sargı input 0.0 gösteriyor, ana sargı input 0.1 gösteriyor. O zaman start butonuna bastığımızda Q0.0 ile Q0.1'i beraber devreye alacağız. Daha sonra elimiz start butonuna basılıyken motoru gözlemliyoruz. Motor devre aldıktan sonra elimiz start butonundan çekiyoruz. Yani input 0.1'den elimiz çekiyoruz. Elimiz çektiğimizde yardım sargı devreden çıkıyor. Yani bu hangisi? Q0.0. Kim devrede kalıyor? Q0.1 ana sargı. Tamam mı? Ha, devrenin herhangi bir noktasında stop butonuna bastığınızda ne yapıyor? Ana sargı da devre dışı kalıyor. Yapacağımız iş bu. Karışık geldi cümleler. Temelde şöyle özetleyebiliriz. Start'a bastın 0.0 ile 0.1 çalıştı. Start'tan elini çektin 0.0 durdu, 0.1 çalışmasını sürdürdü. Yapılacak işlem bu. Burada dikkat edecek olursanız biri kesik, biri sürekli çalışan iki tane devre var. Tamam mı? Ve ben şunu da biliyorum, birbirlerinden elektriksel olarak bağımsız olan devre parçaları PLC programında ayrı networklere yazılır. Burada benim kesik çalışan bir devrem var, sürekli çalışan bir devrem var ve ben bunu iki ayrı networkte yapacağım. Kesik çalışanı yapalım. Şimdi kesik çalışanın stop butonu konur mu konmaz mı, zaten elimizi çektiğimiz zaman duracak şeklinde bir yaklaşım olabilir ama güvenlik açısından hani start butonu yapışmıştır, başka bir şey olmuştur. Stop butonu koymakta fayda var. Stop butonu hangisiydi? Input 0.0 startup, input 0.1 gibi çalıştıracaktı bu. Yardımcı sargıyı yani Q0.0 çıkışını verecekti. Diğeri sürekli çalıştıracağım bu network 1'i, bu network 2. Yine aynı şekilde input 0.0 stop butonum, input 0.1 start butonum, kimi çalıştıracak bu? Q0.1'i ama sürekli çalıştırabilmem için de Q0.1'i de buraya yürülemesini yapacaktım. Şimdi beyler, ben size daha önce şunu söylemiştim. Bir devrede Q0.0, Q0.1 gibi çıkışları veya merkerleri veya memory bitleri, örneğin merker veya memory bit 0.0 veya bobin olarak M işte 3.4'ü bobin olarak kullanıyorsanız, çıkış olarak kullanıyorsanız bir yerde kullanın demiştim. Eğer bir çıkışı bobin olarak bir çıkışı birden fazla yerde kullanacak olursanız PLC en son hangi satır varsa oradaki durum 1 veya 0 gidecektir, çıkış imaj kütüğüne yazacaktır. Tamam mı? Bu bir sıkıntıdır. Ha, bir çıkışı iki ayrı yerde nerede kullanıyorduk? Set reset devrelerinde kullanıyorduk. Bir yerde set olarak kullanıyorduk ama çalışması farklıydı. Bir yerde reset olarak kullanabiliyorduk. Yani şu şekilde Q0.0 network 3 diyelim. Network 50'de de yine getirip Q0.0'ı kullanamazsınız. Niye? Q0.0'ı örneğin network 3'te çalış, network 50'de dur dersin. En son hangi değer geçerliydi? Network 50'deki dur geçerliydi. İstediği kadar çalıştırsın, network 50'deki dur aktif olacaktır. Tamam mı? Ama şeylerde öyle bir sınırlama yok. Inputlarda öyle bir sınırlama yok. Input örneğin 0.0'ı açık kontak olarak veya input 0.0'ı kapalı kontak olarak istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Örneğin network 1'de input 0.0'ı açık kullandım. Geldim network 50'ye input 0.0'ı kapalı kullandım. Geldim network 55'e input 0.0'ı açık olarak kullandım. Kontakları istediğiniz sayıda kullanabiliyorsunuz. Bu istediğiniz sayının da bir sınırı var ama şu anda o sınırı geçemeyeceksiniz zaten. Kullanabiliyorsunuz ama çıkışları yalnız bir yerde kullanabilirsiniz. Burada ne yaptık? Input 0.0 stop butonuyla input 0.1 start butonlarını iki ayrı network'te kullandım. Tamam mı? Bunda bir sıkıntı yok ama şunu veya bu çıkışı sadece bir yerde kullanabilirim. Tamam mı?